Aramızdaki bu meseleyi konuşmalıyız. Ne meselesi? Benden hoşlanıyorsun ya. Hayır. O zaman korkuyorsun yani. Korkmuyorum. Sadece aramızda bir sınır olsun istiyorum. Siz benim patronumsunuz ve de öyle kalacaksınız. Ev arkadaşı aradığını duydum. Yalnız benim bir kedim var. Evde kedi istemem. Adı Boncuk. O benim kızım. Üstelik her şeyi anlıyor. Sana kızınla mutluluklar o zaman. Ben almayayım. Ya Ela, niye inat ediyorsun ki? Hem benden daha iyi bir ev arkadaşı bulamazsın. Elbette bulabilir. Neden bulamasın? Lütfen Ela, beni seç, beni. Kafayı mı yedin sen? Ev arkadaşımın haftada 100 saat görmediğim biri olmasını istiyorum. Annen bunları yemene izin veriyor mu? Bak, görüyorsun değil mi? Acilen annemlerin ve teyzemlerin yanından ayrılmam lazım. Beni seç. Gestapo'nun badem ezmesi sevdiğini nereden biliyorsun? Herkes sever. Yok. Ben sevmem mesela. Rüşvete başlamak için biraz erken değil mi? Biliyor musun? Ben acayip güzel pasta yaparım. Hayır Kader. Ben kimseye rüşvet falan vermiyorum. Bak. Ne kadar para istersen veririm. İstersen bütün maaşımı al, tamam? Rüşvet değilse ne? Bütün ev işlerini ben yaparım. Bu sadece kibarlık. Evimde kibar davranmak zorunda olmadığım yabancılar istiyorum. Tamam ben. Ve kız olmalarını istiyorum. Ha. Bu olmadı. Hasan acil takımındasın. Ela, travma çağrı telefonunu al. Zenan ve Burak taburcu olacak hastalara bilgi verin. Kader, sen de sütürlerle ilgileneceksin. Fikret Hanım, ben size ameliyathanede yardım ederim diye düşünmüştüm. Yani hazır olduğuma inanıyorum. Badem ezmesi? Ben hazır olduğuma eminim. Ben de. Ben ameliyata girmeyi gerçekten çok istiyorum. Tabii. Bana bir şans daha verirseniz ben de mutlu olurum. Susun. Her stajyer ameliyata girmek ister. Sizin işiniz bu değil. Sizin işiniz ne biliyor musunuz? Şefinizi mutlu etmek. Peki ben mutlu görünüyor muyum? Hayır. Niye? Çünkü asistanlarım sürekli mızmızlanıyor. Peki beni ne mutlu eder? Size verdiğim işleri en iyi şekilde yapmanız. Ne zaman bana Adile Naşit kahkahaları attırırsınız? Belki o zaman neşlere dokunabilirsiniz. Niye Gestapo dediklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Hala bekliyor muyuz? Kıpırdayın hadi. Hadi. Bugünkü travma grubunda mısınız? Evet. 5. kattan düşen 2 hasta hemen gelir misiniz? 24 yaş. İntihar vakası. Muayene bulguları normal görünüyor. Karın sol üst kadranda hassasiyet var. Şeyim yok benim ya. Ah be abim. Sana da yazık oldu ya. Benim yüzümden canından olacaktın. Ama Allah razı olsun. Yürekli adammışsın. Sen olmasaydın. Polis olan diğerini kurtarmak isterken düşmüş. Bilinci açık. Hayati duyguları stabil. Röntgen için hazır. Tamam, hastayı hemen götürelim. Bu kelepçe ne? Kahraman abim hop diye yakaladı beni. Atlamayayım diye de geçirdi kelepçeyi. Ama benim ayağım takılınca ikimiz de küt aşağı tabii. Çabuk anahtarları getirin. Yok. Bulamamışlar. Ya ne duruyorsunuz? Teknik servisten birini çağırın, kessinler hemen. Ben gayet iyiyim doktor hanım. Zaten intihar ediyordum. Siz onu kurtarın asıl. Ölmesin sakın o. Kimsenin öldüğü falan yok. Sakin olun. İkinizle de ilgileneceğiz. Aşkım, iyi misin? Ne oldu sana? İyiyim bir tanem. Ufak bir iş kazası. Vay be. Bak, yenge duyar duymaz geldi. Benim manita da başkasıyla evleniyor şu anda. Tansiyonu düşüyor. Nikahına beni çağır sevgini. İstersen